çok önemli merhalelerden geçiyor. Allah'a şükür, düne göre bugün ülkemiz her bir alanda daha güzellikleri hep birlikte yaşıyor. Önemli gelişmeler var. İstihdamda, kalkınmada, kültürde, sanatta, turizmde ve insani gelişimde, değil mi efendim? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın bilincinin çok iyi devletimiz farkında. Bu güzellikleri tüm insanlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte devletimiz ve tüm organları bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Dün olmayan, dün yapılması mümkün olmayan ama insanımızın yararına olan her güzel şey bugün yapılıyor. Biraz olaylara iyi bakabilirsek, iyi süzebilirsek, düne göre bugün nerede olduğumuzu herhangi bir ideolojik bakışımız olmadığında çok daha iyi anlayabiliriz. Yeter ki vicdani bakalım, ahlaki bakalım ve tarafsız bakalım. Hangi güzelliklerin olduğunu, düne göre bugün nerelere geldiğimizi görmek lazım. Bakınız, ben biraz önce Altınkum tarafından geldim, Silvan'da. Hemen kafamı sola çevirdim, baktım ki Silvan Barajı yapılıyor. Ben burada komutanlarımıza da teşekkür ediyorum. Orada hakikaten çok güzel yatırım yapılıyor. Güvenliği de almış vaziyetteyiz. Neden yapıyoruz? Binlerce insana, on binlerce insana iş ve aş üretilecek. O baraj sayesinde, o sulama sayesinde suya hasret topraklar suyla buluşacak. Bu az bir şey mi? Her bir alanda yollar, köprüler, insani gelişimler, insanı yaşatma noktasındaki katkılar her bir alanda güzelliklerle birlikte devam ediyor. Bunları hepimiz görüyoruz ve görmeliyiz. Yeter ki şu katliamı yapanların, katliama yardım ve yataklık yaparların, işbirliği ve güç birliği sağlayanların gerçek foyasının ne olduğunu ortaya çıkaralım. Bu çocuklarımızın geleceği güzel olmasın mı? Olsun. Ama biz bu çocuklarımızı el birliğiyle şer odaklarının şerrinden korumalıyız. Sahip çıkabilmeliyiz. Şüphesiz ki artık zorla çocuklarımızı alıp götürüyorlar. O zaman çocuklarımıza da sahip çıkmak noktasındayız. Evet, biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Devlet olarak seviyoruz. Anne babalar olarak seviyoruz. Hamzalılar olarak seviyoruz. Diyarbakırlar olarak seviyoruz. Türkiye olarak seviyoruz. Dolayısıyla içinde vicdani hassasiyeti olan, ahlaki hassasiyeti olan, değerleri olan bu çocuklarımızın geleceğine kıymaz. Bunların geleceğini çıkmaz sokaklara götürmez. Onun için burada terör örgütü ve onun kandırılmış insanları kadar, teröristleri kadar onların emellerine hizmet edenler de yanlış yoldadırlar. Onlardan daha kötü bir noktadırlar. Çünkü bir tarafta sivil meşru gibi gözüken ama diğer tarafta bu çocuklarımızın, gençlerimizin, siz vatandaşlarımızın geleceğine ipotek koyanlardır onlar. Onun için hem teröristler hem de teröristlere yardım ve yataklık yapan, onların çıkmaz sokak emellerine menfaatleri için katkı sağlayanlardır. Bakınız, bunu, bu olumsuzlukları, belki konuşmamı uzatıyorum ama bunları konuşmak lazım. Her zaman fırsat bulamıyoruz. Hakikaten bak, Diyarbakır'da bu sene tüm güvenlik birimlerimizin ortak katkısıyla 50 tonu aşkın kuber esrar, 15 tona yakın toz esrar ve 5 milyon kökü de aşacak derecede hit keneviri ele geçirildi. Ben tekrar tüm güvenlik birimlerimize, emniyetimize, jandarmamıza, destek sağlayan kara kuvvetleri, kol ordu komutanlığımıza ve istihbaratı veren tüm istihbarat teşkilatlarımıza da ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyorum. Peki bu ne oluyor? Evet, bir taraftan bizi gelip hunharca katledenler, yaşam hakkımızı elimizden alanlar, Tayyip amcayı, Fatma bebeği katledenler, bir taraftan da yaşayanları uyuşturucuya alıştırmak suretiyle onları kandırarak, onlara alışkanlık edindirerek yine sonunda kendi emellerine, o kanallarına götürmek istiyorlar. Çok dikkat edelim. Bu uyuşturucu nedir? Uyuşturucuyla terörün bağlantısı nedir? Tabii bunu yetiştirenler, üretenler,
ve üzerinden önemli ölçüde pay alan terör örgütü, PKK terör örgütü bunu gayet iyi biliyor da para tatlı geliyor. Ama bugün gelen o tatlı gelen para yarın öbür gün burada, şurada, orada sadece Diyarbakır değil, sadece ülkemiz değil, tüm dünya ülkelerini zehirleyecek ve hayatları ortadan kaldıracak şekilde bir hainliğin ve zehir ticaretinin içerisindeler. Evet, Diyarbakır'da da bu hainler, kandan beslenenler, kanla insanları tehdit edenler, bir taraftan da çoluk çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizin, o masum çocuklarımızı bu gibi zararlı alışkanlıklara sevk ederek bir de oradan perişan etmek istiyorlar. Ama kendi emelleri ne senin hakkın, ne benim hakkım, ne Kürt vatandaşımızın gailesi, ne Arap vatandaşımızın gailesi, ne ülkede yaşayan Arabımızın, Çerkezimizin gailesi asla değil. Onların amacı kandan irinden beslenmek ve o maşası oldukları yerlere hizmet etmek. Artık bu gayrimeşru kazanca, gayrimeşru yaşama alışanlar bunu terk eder mi? Terk etmez. Çıkmaz sokak ama terk etmez. Evet. Allah'a hamd ediyoruz ki hem ülkemizin değerli silahlı kuvvetleri, jandarmamız, emniyetimiz, tüm güvenlik birimlerimiz ve bu güvenlik birimlerimizin hepsine destek veren vatandaşlarımız ve vatandaşlarımızın katkılarıyla her bir gün terör örgütü can çekişme noktasına geliyor. Can çekişiyor, her yılı final yılı ilan ediyor. Ama her final yılı ilan ettiğinde bakıyorsunuz ki terör örgütü açısından hezimet oluyor. Çünkü Allah bunu kabul etmez. Hiçbir inanç kabul etmez. Bunların bakmayın. Bazen Allah inancımız gereği bazı insanları azdırır. Belli bir noktaya getirir. Oradan ibret çıkarır. O ibretten sonra çöküş başlar. Şu anda ibretlik olayları görüyoruz ve çöküş içerisindeler. Bunu böyle bilmenizi isterim. Evet, dün de çok önemli bir faaliyetimiz vardı. Biz, evet, terörle mücadelemiz, ülkemizin teröre ve teröriste yardım ve işbirliği yapanlara yönelik olarak birlik ve beraberlik içerisindeki kararlılıkla duruşuyla ortadan kaldırmak için terör örgütünü ve yandaşlarını, evet, onları doğru yola getirmek için, onu vicdani bir noktaya, bakışa getirmek için her türlü tedbiri almıştır. Bundan hiç kimsenin asla ve asla endişesi olmaz. Yaptığımız operasyonun, ben çok teşekkür ediyorum, hem kolordu komutanımız burada, bölge komutanımız burada, jandarma komutanımız burada, emniyet müdürümüz bugün gelemedi ve diğer katkı sağlayan her katmaz, Allah razı olsun, sizleri, ülkemizi, bu çocuklarımızın geleceğini karartmak isteyenler bir bir yok oluyorlar. Biz ama sonuç itibariyle diyoruz ki hiçbir insan ölmesin. Hiçbir insan da eline silah verilip ya da alıp terörist olmasın. Herkes kendi kaderini kendi iradesiyle çizebilir. Kandırılarak çizebilir. İradesini başkasına teslim ederek çizebilir. Yahut da kendiliğinden gidebilir. Ama sonu var mı bunun? Değerli Hamzalılı kardeşlerim, acılı vatandaşlarım, bunun sonucu var mı? Sonucu, eğer eline silah almış, dağa çıkmışsa sonuç belli. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, yani sizlerin, bizlerin, hepimizin oluşturduğu o manevi birliktelik asla sizi, beni, onu katledenleri her türlü noktada bulup etkisiz hale getirme güç ve kabiliyetine sahiptir. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. O zaman bir çağrı yapalım. Bakınız, bugün ve dün
bir operasyon oldu. Hepinizin göz önünde cereyan ediyor. Hepiniz duyuyorsunuz. Doğru mu efendim? Bu gençlerimizin özellikle bunu bilmeleri gerekiyor. Bir operasyon oluyor. Elinde silah, bombaları döşemişler. Her türlü teçhizatı almışlar. Acaba nerede fırsat bulabilirim? Gaziantep'ine bomba mı gönderebilirim? Foça patlamasını mı gerçekleştirebilirim? Bir başka ile mi patlama yapabilirim? Yoksa 2008 yılında Koşu yolunda dershanenin önünde 2006 ve 2008 yıllarında o patlamaları mı gerçekleştirebilirim diye hain anlayışlar içerisinde onların yenilerine yenisini katmak istiyorlar. Ama asla yapamayacaklardır. Evet, yapsa bile o hain nokta ve hedeflerine ulaşamayacaklardır. Biz birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece, birbirimize kenetlendiğimiz sürece, bizim evet hepimiz biri Kürt, biri Türk, Arap, Çerkez vesaire olabilir diyoruz ya, olabilir. Herkes kendisiyle gurur duyabilir. Ama onun üstünde bir anlayışımız var diyor değil mi efendim? Biz, herkes farklı olabilir. Ama birbirimize karşı olan üstünlüğümüz nedir? O inancımızın gereği, o inanışın bulunduğu noktadır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İnancımız gereği, rengi, tipi, elbisesi, giyimi, kuşamı farklı olan insanın birbirine karşı bir üstünlüğü var mıdır efendim? Adı şu veya bu olsa asla hiçbir farkı yoktur. İnsan olan bizim için en öncelikli varlıktır. İnsanı yaşatmanın yollarını arıyoruz. Ama insanı katleden, insanı yok etmek isteyen, yaşam hakkını elinden almak isteyen, onları hunharca, akla gelmedik yöntemlerle patlatmaya çalışan, ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı da evet dimdik ve dikkatli bir şekilde de yürüyoruz. O zaman biraz önce söyledim, şuna dikkat edelim o zaman. Evet, bu operasyon gerçekleştirildi dün. Hemen harekete geçtiler. Terör örgütünün işbirlikçileri ve bazı yerlerde bulunup herkesin bildiği ama sivilmiş gibi gözükenler. Ama aslında terör örgütüne şu veya bu şekilde katkı sağlayanlar. Kendi çocuklarını dağda bile olsa Irak'ın kuzeyinde tutup ülkemizin içerisine getirmeyip buradaki vatandaşlarımızın çocuklarını kandırıp buralarda ateşin altına sürenler, vicdansızlar, gayri ahlaki davranış gösterenler. Nasıl ben ahlaklı diyebilirim? Nasıl vicdanlı diyebilirim? Kendinin dağa çıkmış ama ölür endişesiyle, çünkü elinde silah var, bir yere bomba koyacak, patlatacak, karşılığında da bir mücadele olacak, olmasın diye götürüyor, kendi çocuğunu üstün tutuyor ve Irak'ın kuzeyinde tutuyor, getirmiyor buralara. O zaman onunki can da senin benim onunki katlı can mı? Olur mu böyle bir şey? Ve ondan sonra da dün bir araya gelmişler, canlı kalkan olalım, operasyonu sekteye uğratalım, efendim, onu durduralım. Evet, buradan çağrıda bulunuyorum. Diyoruz ki, canlı kalkan olmaya çalışanlar, ey anne ve babalar, eğer içimizde bir vicdan taşıyorsak, çoluk çocuğumuzu, akrabamızı, yakınımızı seviyorsak, bu çıkmaz sokaktan, operasyon yapıldıktan sonra onların cenazelerini almak ve oraya birileri de timsah gözyaşı akıtmak için gidiyor, onları akıtmadan önce onların meşru zemine, devletin himayesine sığınmaları için gidip kalkan olunuz. Onların nerede olduklarını o ki biliyorsunuz. O zaman öldükten, çatışmaya girip de öldükten sonra gidip canlı kalkan olmayınız. Eğer insansanız, vicdan taşıyorsanız, ahlakınız varsa, birazcık inancınız varsa, inancınız olmasa da onlar için söylüyorum, insansanız oraya göndermeyiniz. Gönderilen varsa çatışmaya girmeden önce gidip o barındıkları yerlerde canlı kalkan olup getiriniz onları. Evlatlarınızdır, evet, elinde terörist olsa evlatlarınızdır diyoruz değil mi? O zaman ölmesinler. Öldükten sonra ahvah etmenin ne alemi var? Kime inandırabiliriz? İnandıramayız. Evet, demek ki operasyondan sonra
oraya terör cenazelerini almak adı altında orada farklı yerlere mesaj vermek için gidenler, aslında onların da birçoğu kendi iradeleriyle gitmiyor, biliyoruz. Başkalarının iradeleriyle oraya gidip kalkın olmaya çalışıyorlar. O zaman birazcık içinizde insanlık varsa o zaman gidiniz ve o çatışmalar öncesinde silahlarıyla birlikte getiriniz devletin himayesine, yardımına, merhametine ve kanununa sığındırınız. Bunu özellikle buradan çağrı yapıyorum. İnsan hakları örgütleri, sizin açık ve net soruyorum değerli Hamzalılı kardeşlerim. Buraya insan haklarının o yöneticileri hiç geldiler mi? Halinizi, hatırınızı sordular mı? Tayyip amcanın oğluna, kardeşine, Mensure çocuğumuzun annesine, babasına, Fatma bebeğin annesine, babasına, başınız sağ olsun, geçmişte bu acıları yaşattınız. Kimler size bu acıları yaşattı diye sordular mı? Soramazlar. İnsan hakları hukukunda boy gösterenlerde nerede yanlış işler var, onların arkasından gidiyorlar. O zaman kendilerini bir ispatlasınlar, doğru mu efendim? Her bir problemin arkasından gidiyorlarsa gitsinler, evet. Yanlış bir şey varsa her bir olayı birlikte inceleyelim. Ama vicdanlarını tarafsız, ideolojik duygulardan arınmış bir şekilde ortaya çıkarsınlar, buraya da gelsin sorsunlar. Doğru mu efendim? O zaman bunu yapmadıkları halde demek ki biz bunlara nasıl güveneceğiz? Nasıl bunların tarafsız, ideolojik bakmadıklarını anlayacağız? O zaman demek ki burada bir terslik var. Evet, biz birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Şu evlatlarımızın geleceğini güzel kılacağız. Her ne olursa olsun, teröristle, teröriste yardım yataklık işbirliği yapanla benim aziz sevgili vatandaşımızı ayırt ediyoruz. Hiçbir yanlışlık yapmıyoruz. Evet, buradaki her bir kişi bunu söylüyor. O zaman bu güzellikleri göreceğiz. Melanet yapanların da melanetini göreceğiz. İyi idrak edeceğiz, iyi anlayacağız. Bu çocuklarımızın da geleceğinin kararmasını asla istemeyeceğiz. Şimdi bir terör örgütü ki değerli vatandaşlarımız, değerli konuklarımız, yani senin benim hakkımı, Kürt'ün hakkını korumak için yola çıkıyorlar. Ama bu çocuklarımızın okula gitmesini istemiyorlar. Bu işi yapanlar, bu mazlum vatandaşımıza bunu reva görenler, kendi çocuklarınızı, emin olunuz, hepsini biliyoruz, İstanbul'da, üniversite çağındaysa özel üniversitelerde, yurt dışında geliniz ibret olarak insanlara bakınız. Hangi çocuklarını yurt dışında okutuyorlar? Ama senin burada şu Ali'nin, Mehmet'in, Muhammed'in, Fatma'nın gittiği okulu da yakmaya çalışıyorlar. Burada bir terslik var. Kendi çocuğunu yurt dışında bile olsa en güzel yerlerde okutuyor. Ama senin adına hareket ettiğini söyleyen bu gayri insani noktalar, gayri insani kişiler sizin çocuklarınızı okula gitmesin diye bu okulları yakıyorlar. Okuldaki öğretmene yönelik eylem yapmaya çalışıyorlar. Burada bir terslik yok mu? Ben soruyorum. Terslik var. O zaman bu tersliği hissetmeliyiz. Şurada Silvan Barajı yapılıyor. Yaptırmamak için 50 tane kamyonuna, gidenine, işçisine, efendim, ne kadar ne yapabiliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Peki bu baraj buraya nefes aldırmayacak mı? İnsanımızın refahını yükseltmeyecek mi? İşsizimize aş ekmek olmayacak mı? İş yeri açılmayacak mı? Ben artık bunlara da inanamıyorum, biliyor musunuz? Diyarbakır'da bazıları var, toplantılar yapılıyor. Bu işe yön veren bazıları var, destekleyen. Hani dedik ya, terörist kadar, teröriste yardım eden, onun düşüncesinin gerçekleşmesi için sözde sivil, demokrat, insan haklarına saygılı gibi gözüküp bir taraftan da efendim Diyarbakır'a yatırım gelmeyen diyenler var. Bunu eleştirenler var. Ama hiçbir zaman şuradaki Silvan'daki
3 defa şantiye yakıldı. Kaç defa maden ocakları yakıldı. Kaç defa okullar yakıldı. Bunların karşısında ya ben evet burada istihdam olsun, burada eksiklikler var diyorum ama ya bir taraftan da terör örgütü bunları yakıyor. Peki niye söylemiyorsun bunu? İstihdam gelmesi lazımmış, devlet daha fazla bakması lazımmış. Daha devlet ne yapsın? Tarihin Cumhuriyet döneminin en önemli teşvik tedbirleri Diyarbakır'da uygulanıyor. Ama adam İstanbul'dan, Ankara'dan çıkıyor, geliyor veya Diyarbakır'dan bir yatırım yapmak istiyor. Hemen onun fabrikasını, inşaatını, iş makinesini yakmaya çalışıyor. Peki efendim Diyarbakır'da böyle böyle eksiklikler var, istihdam böyle oldu diyenler, eksildi diyenler görmüyor musunuz? Vicdanınız yok mu? Ahlakınız yok mu? Zerre kadar imanınız, insaniyetiniz yok mu? Bunları görmüyor musunuz? Bir taraftan yatırım gelmiyor diyeceksin. Bir taraftan da gelen yatırımı yakacaksın, yaktıracaksın yahut da yakanlara yardım edeceksin. Anlaşılabilir değil. Aslında anlıyoruz da onlar açısından anlaşılabilir değil. Bunlar Allah'ın verdiği gözü kapatıyorlar. Allah'ın verdiği kulağı kapatıyorlar. Ağızlarıyla başka şeyler konuşmaya çalışıyorlar. Biz bir kez daha söylüyorum, çok özür diliyorum. Bu acılı yıl dönümünde vaktinizi aldım biliyorum. Ama içimizden böyle geliyor. İçimizde böyle hissediyoruz. Her bir vatandaşımızın o şehit olan, vefat eden, en küçüğünden en büyüğüne kadar insanımızın, bizim öz insanımızın o acılarını, o ailelerimizin acılarını hissediyoruz. Gerçek manada yüreğimizde hissediyoruz. Sözde değil, amelde hissediyoruz. Onun için, evet, ben tekrar o 95 yılında Hamzalı'da şehit olan insanlarımıza, annelerinize, babalarınıza, bacılarınıza, kardeşlerinize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennettir, cennet olsun. Allah sizlere sağlık, afiyet versin. Ve bu olay biraz da bu gözlerini, kulaklarını, ağızlarını kapatıp da iradelerini başkalarına satanlar için örnek olsun. Bunu hissetsinler. Hepinizin acınızını paylaşıyorum. En güzel günlerin, mutlu günlerin, güzel geleceklerin, sizlerin, hepimizin, herkesin, ülkemizin birlik ve beraberliğimizin olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Hamzalı Şehitleri Anma Günü ile ilgili ilçemiz Hamzalı İlk Yönetim Okulu öğrencilerinden Arzu Demir, Şehidime Mektup adlı şiiri okuyacaktır. Dememek için ecdadına, al bayrağı tabutuna şehidim diye saranlar oldu. Doyamamışken sarılmaya, sevgilinin sıcacık teline. Henüz öpememişken doyasıya, tertemiz alnından. Şefkatini göstermek için okşayamadan altın saçlı saçından al bayrağı namusum gerek bağrına basanlar oldu. Yatıp dizlerine dinlenmek isterken yorgun bedenini, bayramlarda açlık almak için öpmek isterken evini, ararken sevgisini esirgemeden gösterecek şefkatli birisini. Babam diye mezar taşına gözyaşı dökenler oldu. Anlamadan ihanetin ne olduğunu minicik kalbi, masumane, hiç kirlenmemişken kara beyaz elleri. Suçu neydi? Babası neredeydi? Beynine kazırken şehitliği, gururluyum. Ben şehit babasıyım diyenler oldu. Aynı okulun öğrencilerinden Sübhan Aslan, Ocağın Biri adlı şiirini okuyacaktır. Ocağın Biri. Yıl 1995, ocağın biri. O gün oynayan çocuklar susmuş, gözyaşımız yağmur olmuş, yağmış. Kimseler duymamış çalıkları, gülmemiş, konuşmamış. Nereden, nasıl gelmişlerse, yürekleri kara, elleri kanlı. Bugün insan yerine konmuş iblisler, bağlarını silmişler küyümün. O gün sünmüş ocağın biri, bugün tüter ocağın bini.
Düne kadar en vakur ölümlere güldünüz. Bugün bütün milletin gönlüne gömüldünüz. Rahat rahat uyuyun son aşağınızda. Olayla ilgili görüntü ve röportajlar izlenecektir. Camiinde, öyle bir kumlanma, yaptan sonra şehit bir özelliğinde fotoğraf verildi.
Zamanı kolaylı biraz şey yapınca şey gitti. Yani ki bir de olay yedi. Olay mı çay ki çay mı? Ona çay gördüm gittim. Şey haber gündüm. Yüzüden bir tane. Bir koyu bir tarafından bir de yakışan. Önce o zaman tanıdan tanımam. Bunu oraya baktım. 14 saatinde bekle sen. Bunlar ilk üstü yapıncım da ağır. Yapıncım da ağır. Dışı gündar mı? Bir çay ki filetti peki? Yüzü gündar mı? من الأموال
قرطاس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم İlahi ya Rabbi, yapmış olduğumuz bu anmayı ve okuduğum Kur'an-ı Kerim'i kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Bu anmadan niyet ve dualarımızın kabulüne vesile eyle. Ya Rabbi, şehitleri andığımız gibi şehitliği anmayı ve bu olayları iyi idrak edebilmeyi her birerlerimize nasip eyle. Ya Rabbi, bu vesileyle Peygamber Efendimizin ve bütün peygamberlerin ruhu tayyibelerine hediyeledik, vasıl eyle. Ya Rabbi, burada hazır bulunan bütün cemaatimizin de geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Ya Rabbi, hasaten bugün burada toplanmamıza vesile olan Hamzalı şehitlerinin ve bütün şühedanın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Ya Rabbi, şehitlerin ölmediğini, onların senin katında rızıklandırıldığını bizlere bildiriyorsun. Ya Rabbi, şehitlerle cennette buluşmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, şehitlerin peygamberlerle birlikte diriltileceklerini bizlere bildiriyorsun. Ya Rabbi, bizleri de şehitlerin ve peygamberimizin komşuluğuna nail eyle. Ya Rabbi, bütün sevdiklerimizle ve şehitlerimizle cennette buluşmayı bizlere nasip eyle. Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselam aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselam aleyke ya Şefi'al Muznibin. Esselatu vesselam aleyke ya Rahmetellil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, bir daha böyle acı olayların vuku bulmaması için, bu hayırsız şer odaklarının son bulması için, Allah rızası için, bütün geçmişlerimizin ruhu için ve şühedanın ruhu için. El-Fatiha'ta ma'as-salavat. Delikanlı, diriler şerefli, ölüler şanlı, yurt için dövüşen başı dumanlı, her zaman bu şandan o şana gider. Ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu meselelerin özünde de bir koruyucu meselesi var. Biliyoruz. Allah size afiyet versin. Bu ülkeyi, bu insanlığı içerisinde o güzelliği barındıran her bir insan bunun neden olduğunu biliyor. İnşallah bunlar bizi din bir tarafa tutmuş. Öyle mi? Hadi buyurun. Hayvan canlı olur. Mekanlar cennet olsun.
görüş. Nasılsın teyzeciğim? İyi misin? İyi, iyi, serçava. Serseri serçava. İyisin değil mi? Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun. Çok şükür. Sağlık, afiyet diliyorum. Sizler nasılsınız efendim? İyi misiniz? Bu çocuklarımızı büyütüyoruz. Çocuklarımız bizi de kurtaracak. Geleceğe daha güzellikler olacak. Şimdi belki biz zamanında okuyamadık. Ama şimdi çocuklarımızı okutuyoruz. Her biri bir meslek sahibi olacak. Bunlar var ya bak. Bunların gelecekleri güzel olsun. Adı ne var diye? Erbiye. Peki hepinizin ellerinden öpüyoruz. Hürmetlerimizi sunuyoruz. Peki.